Selamlar arkadaşlar, ben Onur. Yepyeni bir Matias Fernandes sol bek kariyeri videosuyla karşınızdayım. En son Arsenal'a transfer olup orada bırakmıştık. Daha doğrusu tabii 2-3 maça falan çıkmıştık. Bazılarına yedektik diye hatırlıyorum. Sonlara doğru artık ilk 11'deydik. Liverpool'a karşı kupa maçımız vardı. Galibiyet 2-0 diyor da öyle olmadı o. Yanlış gösteriyor. İlk maçı 2-0 yenmiştik. İkinci maçta penaltıları götürmüşlerdi. Onlar bizi yenmişti. Ama penaltılarda biz geçtik. Ligde de durumlar devam ediyor. En son City beraberliği var. Yine lig maçlarımız olacak. Burada Chelsea ile Carabao Cup finali var. Bir kupa finaline çıkacağız. Burada da FA Cup son 16 turu var. Leicester'ı yenersek 7 puana düşecek fark. Maçlar eşit olduğunda. Tabii ki bunu yapmamız gerekiyor. 4 tane beceri puanımız varmış. Hemen şöyle bir harcayalım. Dayanıklılığımız fena değil. Aslında biraz versek de olur. Aynen, bir 87 falan olsun. Zıplamayı geç. Zıplamaya çok gerek yok. Agresiflik güzel olabilir. Güce veremiyoruz. Bunu alsak. Oo, güç artı agresiflik kaç istiyor? 5. Puan biriktirip bunlar alalım. Hem güç hem de agresiflik versin. Biraz böyle fiziğimizi geliştirelim. Çünkü hem zayıf hem de kısa boylu olduğumuz için kolay kolay yere yıkabilirler. Yıkılmayalım. Aktivitelerde bir şeyler var. Onlara bakalım. Arsenal tarihinden bir efsanenin hayatı hakkında bilgi edin. Kitabını okuduk. Sponsorlu çekim var. 50 bin euro para geldi. Güzel. Çocuk kitabı çıkaralım. 50 bin euro para harcadık. Ha, bize mi geldi? Tamam. Satıştan gelmiş. Gerçi bedava yapsak da olurdu ya. Tesla alalım mı? Alalım lan, gel. Bir Tesla'mız olsun. Okullara para bağışlayalım. He. Başka ne yapalım? Biraz da yatırım yapalım. E-spor şeyi gelmiş. 47 bin euro kazanmışız. Spor akademisi mi? Ya da ev mi alsak? Değil mi? 120 gün. Tamam, al. Oh, paramızın 1 milyonunu harcadık. O kadar da kalsın. 1.700'ümüz dursun bankada. Leicester maçına doğru geçelim. Artık da biliyorsunuz sol beklerimizi alıyoruz. Önümüzde Martinelli var. Kadro bu arada baya güzel. Çünkü ön taraf bozulmamış. Partey de dahil. Hani o ön beşli bozuk değil. Frattesi gelmiş. O da zaten 85. Savunmamız çok güzel. Tapsopar, Tupa, Mekano. Gertrude'da da 84. Takımın en düşük oyuncusu biziz. Biz de 80'den 81'e yükseldik. Yavaştan gelişmeye çalışıyoruz. Onlarda bambaşka bir kadro var. Çağlar var. Aarons var, sağ bek. Hadi başlayalım. Puan farkını kapatmamız gerekiyor artık. Claudio Castro 17 golle gol kralı mı? Oha. Ligin yarısına kadar 17 gol atmış. Ya şimdi tabii gerçek hayatta Haaland makine gibi atıyor da. Burada gol kralı Leicester'dan çıkmış. Demek ki çok iyi oyuncu. King Power Stadyum'a geldik. Tabii taraftarlar ekstra seviyordur onu. Bizim de aşırı dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kanattan gelip içeri doğru orta falan yaparlarsa onu kesmemiz lazım. Hoca da zaten hem müdahale yap hem de top kes diyor. Burada kalsın. Maçı biz başlıyoruz. Net bir 3 puan gerekiyor. Tottenham'a yetişmemiz lazım artık. Bindirdik. Önümüzü gördüler. Fernandes. Çekti. Pas verecek. Şöyle gördü. Gabriel Jesus. O da bıraktı. Martinelli, Çağlar. Kanattayız. Bize çok veremediler. Frattesi. Hayda. Yapma onu işte. Çabuk koş geri. Koş geri. İleride bekliyorduk ama adam durdu. İşimize gelir. Sıkıştır. Ayağımızın önünden geçti. Castro. Kestik. Şimdi Fernandes. Kanattan götürüyor. Pasını verdi. Gabriel Jesus. Bindirdik. Gör. Gör kanka burayı. Kaçan var ama offside'da. Jesus kaçtı. Atamadık ona. Partey. Ödegaard. Martin Ödegaard bıraktı. Jesus vurdu ve attı golü. 1-0 yapıyoruz Leicester'a karşı. Erken bir gol. Hemen geldik oraya. Neredeyiz lan? Ha, geldik, buradayız. Bu arada takım kendi 2 numara verdi bize. Çok da fark etmez numara. Yani kaç olmamızı istiyorsalar olsunlar. Boşta o varmış. Onu verdiler. Gabriel Jesus. Bu bizi rahatlatacak. 7 puana indirelim şu farkı. Bukayo Saka. Driblingi yapıyor. Saka. Gör burayı. Çok iyi gördü. Çok iyi gördü. Fernandes'den orta. Çağlar. Çıktı vurdu. Jesus'un boyu çok uzun değil işte. Ona doğru aslında orta yapmamak lazım da. Bir deneyelim dedim. Alex. Hayda. Güzel bıraktı ama hızımız yüksek. Geliriz oraya. Şurayı kapattık. Topu kestik. İleri çıkmaya başladık. Jesus. Ödegaard. Gördü Ödegaard şimdi.
Fernandez. Bekliyor. Bekliyor. Jesus'u gördü. Jesus bıraktı. Ödegaard gidemiyor. İndir. Tamam. Kısa boyumuza rağmen bıraktık. Partey. Jesus geçiremedi. İçeri doğru. Tchouaméni diyecektim lan. Upamecano engelledi. Jesus. Jesus'tan Fernandez. Martinelli fırla. Fırla Martinelli. Koş yoluna verdik. Oyuna geri. Bir orta. Aa nereye lan? Çok yanlış açtık. Hiç kimsenin olmadığı bir dışarı doğru böyle. El var. Nasıl oynadı? Upamecano. Kaçtık. Geldik buraya şimdi. Fernandez girdi içeri. Pasını verdi. Jesus. Penaltı. Jesus'a verdik. O da tam şut çekerken rakibin eline çarpıyor. Penaltıyı kaptık. Bakalım. Yani aslında vücuduna yapışıkmış da. Neyse bir şekilde penaltı aldık. Saka topun başında. At şunu Saka. 2-0 yapalım. Şampiyonluk yoluna devam edelim işte bu. Bukayo Saka'nın golüyle 2-0 yapıyoruz. Artık iyice rahatladık. Puan farkı 7'ye düşmek üzere. Herhangi bir geri dönüş falan olmazsa. O da koşup hemen Arteta'ya sarılıyor. Tottenham'la oynayacağız Mayıs ayında. O zaman 3 puan kapsak. Yensek onları. Puan farkı 4. O şekilde bakalım. 4 puan fark var. Hadi 5 diyelim de öne geçme olasılığımızı da düşünelim. Hani öne geçmek önemli ya. 5 puan fark gibi bir şey düşünelim. O 5 puanı kapatmamız gerekecek. Saka bomboş. 3-0 yap. Hemen bitirelim derken atamadı. Aşempong. Bissouma. Aarons bıraktı. Önümüzden geçti. Bizim tutmamız gereken oyuncu Alex'ti ya. Hani biraz daha ona yakın oynadık. İçerideki bomboş kaldı. Castro değil mi bu? Evet. Bu sağ bekleri işte. Oraya doğru bir tık geç kaldık çünkü Alex'i savunmamız gerekiyordu. Bizim tutmamız gereken kanat oyuncusu oydu. Daha erken gitmemiz gerekiyordu ya. Castro atıyor. 2-1. Sıkıntı yok. Hemen telafi edelim. Ratesi. Jesus indirdi. Oraya doğru tam gelemedik. Top bizde. Kanattan yine bindiriyoruz. Önümüze bıraktı Jesus. Fernandez. Şöyle gördü. Aa lan yavaş attı be. Niye bu kadar yavaş attın? Hızlı atsak var ya. Saka'nın kucağına gidiyordu top. Partey. Martinelli. Martinelli şut denedi. Bir şey yok. Kanat tarafına oynadılar. Baena. El. Onu nasıl elinle kontrol etti ya? Bacağına çarptığı gibi gördüm de. Bu arada Martinelli oyundan çıktı. Kim girdi? Deketelare. Hayda kötü ata. Kaçırma şunu. Burayı kapattık. Şurayı da kapattık. Şut geldi Ramsdale. Kaç Keterare kaç. Oradan gördük bu arada. Niye öyle bir şey oldu ya? Ne ona ne ona. Oraya bir yere gitti top. Yine yalnız Aarons bindirdi oradan. Aarons geliyor. Şut denedi. Şimdi bek açıldığı zaman iki kişiyi birden savunmak zorunda kalıyoruz. O sıkıntı. Bizim Ketelare'nin de kanat oyuncusuna geri gelmesi lazım öyle bir durumda. Gertruida. Ratesi. Partey. Gelişine bıraktık. Bir daha bize doğru. Ortayı gördü Fernandez. Jesus. Ödegaard bıraktı şimdi. Fernandez geliyor. Çekti verdi pasını. Martin Ödegaard. Ketelare. Ödegaard pası geçmedi. Hemen geri koş. Ah kestik lan. Jesus vurdu. İversen. Korner. Lan şu kornerden bir tane alsak. Yani şöyle uzaklardan. Hadi oğlum. Kalecide kaldı. Ha şimdi hemen oraya oynamayı düşünüyor. Öyle bir şey yok. Fernandez burada. Ne oldu ya? Eline değdirmiş topu. Hocam yine ne oldu? Allah Allah. El üstüne el. Cristante. Engellemeye çalıştık. O biraz kötü oldu. Şut geliyor sürekli. El var değil mi? Ulan yeter. Arka arkaya 3 tane el olur mu? Hayda. Şöyle şey kullanacaklar.
Aa yok lan. Ya. Ben diğerinin önüne bırakacak, o sert şut çekecek sandım da. Dümdüz kendi vurdu. Bisuma galiba, evet Bisuma. Barajın solundan Ramsdale ama oha. Çok da güzel vurmuş şimdi. Ramsdale'a da bir şey demek yakışmaz. Baksana. Ama topu da görüyormuş yani. Barajın arkasından bir anda gelmiyor. Yine de zor ama işte. İkilem. Yapacak bir şey yok. 2-2 yaptılar. Ultra ofansif aldı Arteta. Saldırın diyor şu an. Hocam saldırıyoruz. Al şunu. Gör. Kaldır. Fernandes burada. Yaptı ortayı. Vur kafayı. Hadi be. Son anda kaleci. Mükemmel geldik oraya kadar. Korneri kazandık. Sektirin şu topu. Vur kafayı lan. Sektir. Ver kanka. Vur Fernandes. Sert bir şutu yine versen. Olacak. Olacak. Hiç öyle ıslanmana gerek yok kaleci. Bekle. Bekle, o gol gelecek şimdi. Yine sektirin şunu. Kanka gör burayı. Al. İçeri doğru verdik. O kötü oldu işte. O kötü oldu, çıkıyorlar. Aa arkada kimse yok. Arkada kimse yok Fernandes. Çok önemlisin şu an. Burayı çok iyi savunman lazım. Dikkat. İki kişi var. İki kişi var, kazandık. Saka. Saka tek başına götürdü. Jesus. Önümüzü gördü. Tete'li hale kaçtı şimdi. Aradan bıraktık. Ödegaard. Jesus ve gol. Ben orada Ödegaard'dan istemiştim. Neyse Jesus. Hani bakma gol olmadı, dağıtmadı. Yoksa atsaydı şu an gol atamamıştık. Gabriel Jesus'un golüyle 3-2 yaptık. 2-2 yaptılar. Hemen arkasında 3-2. Anda cevabımızı verdik. Şu maçtan galibiyet alalım bak. Net gözüyle bakıyordum. Puan farkı düştü 7'ye falan diyorduk. Dikkatli olalım. Hata yapmayalım. Yerimizdeyiz. Sıkıntı yok. Andrich. Castro. Şuradan kaçacak büyük ihtimalle. Oradan kaçmaya çalışıyor Upamecano. Gör. Fırla. Fırla kaç. Kaç 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 kaç. Hocam faul. Ne? Ya dümdüz yere düştük. Öyle bir şey yok. Bu ne yapıyor? Neyse güzel uzaklaştırdın ama. Estetik gözüktü en azından. Gel yakına gel. Gel al şunu. Oyna. Önümüze oyna. Fernandes. İçeri doğru giriyor. Pasını verdi. Partey çevirdi Jesus. Yapma be Jesus. Kanat tarafını savunuyoruz. Fernandes burada. Kaleciye döndü. Rahat. Sakin. Hocam artık bitirsem mi acaba? Ha ne diyorsun? Ha, sonunda. 3-2 galibiyet alıyoruz. 4'e çok yaklaştık bu arada. 2 tane üst üste pozisyona girdik. Olmadı. En azından kazandık. Bu da bir şeydir. Puan farkı 7. 7 puan farkı düşürmemiz lazım. Tottenham'ın kadrosu demek ki çok güzel. Hani bu kadar fark atmışlar. Acaba nasıl bir kadroları var? Jesus maçın oyuncusu 2 gol attı çünkü. 3-2 galibiyet. 16 tane şutumuz var. Bu arada korner dönüşlerinde de tehlikeliyiz. Bazen çok boş şutlar işte ayağımıza tam oturmuyor falan da. Oturduğu zaman da harbiden oturtturuyoruz yani kaleye. Evet 49 puan olduk. Tam 7 puan fark var. Şimdi West Ham United maçı geldi. Bir antrenman yapalım. Hem ilk 11'den düşmeyelim hem de 26. seviyeyi yükselelim. Beceri puanları önemli. 47 puanları var. Oo, West Ham City'den daha güzel gidiyor şu an. Çok iyi gidiyorlar. Vahiy, Fornas, Emil Smith-Rowe, Suchek, Rice, Grimaldo, Nunez, David Neres de almışlar. İyi puan toplamışlar. Yerimizi aldık. Hazırız her zaman olduğu gibi. Hadi başlayalım. Martin Ødegaard. Değilmiş lan. Aa Ødegaard sandım. Ya Arsenal forması yok mu ya? Ødegaard zaten bu. Aşağıda Emil Smith-Rowe yazdı. Normalde Arsenal'da da adam West Ham'da şu an. Bambaşka şeyler gösteriyorlar gerçekten. Geçen şeyde Aziz'i gösteriyordu. Arkada başka biri var. Çocuğa bir şeyler söylüyor bizim Fernandes. Sağa doğru çıktık. Topu 3 kez geri kazan. Orta başarı oranı. Şurada kalsın. Ya da burada kalsın. Geri kazanırız. Maç onlar başlıyorlar. Tottenham olur da mağlubiyet veya beraberlik alırsa biz de puan farkını kapatmaya çalışırız.
Ki zaten söylemiştim ya. Tottenham maçı var. Yani oynayacağız Mayıs ayında. 3 puan onlara karşı galibiyet alarak azaltırsak aramızda şu an 4 puan fark var. Onu da işte böyle böyle o zamana kadar düşürmeye çalışalım. Fena da gitmedi. Saka. Partey. Ödegaard. Vur. Penaltı mı? Offside. Ulan ne kadar güzel paslaşmalar. Şu paslara bak. Ulan. Offside da. Mükemmel bıraktı Ödegaard. Ödegaard. Pasını verdi. Şurada deli gibi koşturan var. Arkadan biridir koşuyor. Martin'in değil mi o? Nunez engelledi. Neyse taç. Tacı kazandık. Şimdi. Al şunu. Şu an veremezsin. Gör. Çok iyi geldik. Fernandes. İndi. Pasını verdi. Jesus. Açı gelmedi ama uzaklardan bir şut. Martinelli. Uzaklardan derken işte o tam ceza sahasının çizgisinden vuruyor. Martinelli bomboş. Hiç kimse onu tutmamış. 1-0 öne geçiyoruz West Ham karşısında kendi evimizde. Kazanmamız gereken maç. Fernandes bıraktı. Jesus boşluğu gördü. Girişine Gabriel Martinelli. 1-0. Rice. Pablo Fornals. Vahiy. Geçmeye çalışıyor. Tapsopa. Jesus. İleri doğru çıkıyoruz. Saka. Şurayı görebilecek mi? Nunez girdi araya ama Saka orada. Tamam. Bomboş olduğumuz için top istedik. Buradan gelmeye çalışacağız. Al şunu. Ver bir daha geri. Oyuna geri. Abi görsene. Lan çalım atıyorsun da. Neyse korner. Geçemeyecek yani. Önde iki kişi var çünkü. Hadi be. Şu korner dönüşü. Sektirin şu topu. Aynen. Gör burayı. Bir şut. Rakibe çarptı. Böyle sert vurmayalım. Aşırı yavaş vuruyor çünkü. David Neres. Şimdi aradan kaçmaya çalışıyor. Pablo Fornals. Fernandes. Müthiş engelledi orada. Heh, geliyoruz. Arkasındayız. Al şimdi. Güzel. Ödegaard orada. Çıkaramadı. Upamecano. Takım. Hemen şöyle acilinden bir gol daha. Tamam mı? Hiç böyle gerginliğe gerek yok. 2-0 yapalım. İyice rahatlayalım. Ödegaard. Vur Ödegaard. Buradan şut geldi ama çok zayıf. Ödegaard. Partey. Martinelli bıraktı şimdi. Fernandes geldi. İçeri doğru yaptı ortayı. Jesus vurdu. Kaleci Castells çıkartıyor. Ters ayak bir orta. Jesus bomboş. Ama işte kaleci. Şöyle bir korner sekişi. Sektirin şu topu. Haydi oğlum. Almanız lazım onu takım. Takım. Yapmayın şunu derken aldık. Aldık. Çok iyi işte bu. Martinelli. Biz de buradaydık. Zaten üst taraftan geliyorduk. Bize de atsa olurdu ama kendi vurmayı tercih etti. İkinci golünü atıyor. West Ham karşısında iyice rahatlıyoruz. Bu arada gol sevinci olmadı. Yine müthiş paslar. Hatta orada faul de varmış. Nunez Jesus'a kayıyor arkadan. Gabriel Martinelli. Kanada oynadılar. Fernandes burada. Kapatıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Martinelli. İşte Martinelli geri geldiği zaman iki kişi çok kolay alabiliyoruz topu. 7 tane şutumuz var. Ne gol beklentileri var ne de şutları var. Topa da sahip olamadılar. Hiçbir şey yapamıyor şu an West Ham. Bir kere bile gelemedi karşımıza. Rice oradayız. Oradayız, topu kazandı Martinelli. Bu arada müthiş oynuyor şu an. 2 golü var. Savunmaya da yardımcı oluyor. Oyna. Martinelli bıraktı. Kaç şimdi? Al. Aa. Ulan. Tam istediğimiz gibi olmadı. Upamecano. Bayrak aldı. Biz buradayız. Sıkıntı yok. Alırız o topu. Alamadık. Alamadık. Koş geri. Kestik. Jesus iyi kontrol edemedi. Fornals. Smith Rowe. Smith Rowe. Son anda kaymaya çalıştık ama işte keşke biraz daha uyanık olsaydık orada. Bizim tutacağımız oyuncu değil ama işte takım arkadaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyordu. Çok da erken koşup kayabilirdik belki de. Ama ben şunu hiç düşünmedim ya, baksana. Adam çok iyi çalım attı. Upamecano böyle olduğu yerde durur.
Geçirmez diye düşündüm. Geçirince de işte gol yiyoruz. 2-1. Smith Rowe. Kaptırıyor gibi oldu da kaptırmadı. Rice. Vahiy. Tapsopa. Ödegaard. Hemen ileri fırlıyoruz. Ödegaard orada. Saka bindirdi. Saka geliyor. Saka gör burayı. Gördü. Fernandez bıraktı. Lan bir daha niye bize oynuyorsun? Ya adam gol atsın diye pas verdik, bir daha bize geri verdi. Tamam kardeşim, mütevazı olalım da. O kadar da değil. At işte o golü. Gerek yok yani. Nunez. Artık geri dönüş yemeyelim. Bak bir şekilde galibiyet alıyoruz. Liverpool'a karşı da aldık. Lan. Tam alıyorduk ha. Offside yok mu? Yokmuş. Geliyorlar. Çok kötü oldu. Faul yok. Daha doğrusu el yok. Evet, su çek. Pas geldi şimdi. David Neres. Şurayı kapattık. Kapattık ve kazandık gibi oldu. Tamam. Yine kazandık gibi oldu. Ulan yeter. Bu sefer harbiden kazandık ama. Bir denedik olmadı, iki denedik olmadı. Üçüncüde kazandık, ileri doğru çıkıyoruz. Fernandez götürüyor. Şöyle gördü. Saka'yı düşündük. Alırız onu. Parta indirir onu. Ödegaard. Bomboşuz. Yaptık ortayı. Nasıl offside lan? Son dakikalar. Burayı iyi savun. İyi savun. Geliyorlar. Dikkat. İçeri geçtik. Ramsdale. Ve maç bitiyor. 2-1 kendimizde. Aslında net bir galibiyet alıyoruz. Bir gol daha atabilirdik veya gol yemeyebilirdik. Olsun yani. Sonuçta bir farklı kazanmış olduk. 3 puan alalım yeter. Zaten bir tane bile şutları var galiba. Hiç şut çekemediler. İstatistiklere bakalım. 4 taneymiş. İkinci yarı tabii bir tık daha iyi oynadılar da ilk yarı hiç yoktular. Geldi değil mi o maç? Chelsea maçı geldi. Şimdi bu maç önemli çünkü kupa finali. Karabağ Cup'u kazanmak istiyoruz tabii ki. Tüm kulvarlarda ilerlemeye devam. 52 puan, 59. 7 puan fark devam ediyor. Sadece bir tane mağlubiyetleri var. Adamın kadrosunu çok merak ettim bu arada. Sonra bakarız da Chelsea de iyiymiş. Dembele, Osimhen, Pulisic, Havertz, Brozovic, Koulibaly, Araujo, Diego Carlos, Reece James var. İyi kadro. İyi kadro, zor maç olacak. Hemen şöyle havayı bir kapalı yapalım. Gündüz oynamaya gerek yok. Buna nereye girdim ben? Yağmurlu hava görelim. Takımda herhangi bir değişiklik yok. Tüm takım aynı. Wembley'de oynanıyormuş bu arada. Tarafsız stadyum. Kupa finali. Kazanalım, kaldıralım şu kupayı. Oy. Özel bir şeyler hazırlanmış. Taraftarlar Wembley'e geliyorlar. Karışık oturuyorlar tabi. Ödegaard vurdu. Attı golü. Haydi abi. Kupa finali. Karabağ Cup. Aşırı önemli kupa değil ama sonuçta kupa kupadır. Hiç fark etmez. Ve rakibimiz Chelsea. Kadro orada süper. Alevler eşliğinde maça doğru çıkacağız şimdi. Hadi bakalım. Atmosfer çok güzel. Ne istiyor hocam? Maçı kaybetme tabii ki. 7-0 rating yap. 3 kez topu uzaklaştır. Devam. Maçı Osimhen'in vuruşuyla başladılar. Osimhen, Dembele. Bir de Pulisic. Pulisic neyse de Osimhen'le Dembele çok tehlikeli oyuncular. Dembele'yi savunmamız gerekecek. Geri gelecek. Osimhen'i de savunmamız gerekecek. Osimhen şu an almış başını gidiyordur. Aşırı formdadır. Al şunu. El var hocam sanki. Yokmuş. Geçmedi. Ayağımıza yarıyordu. Top yine bizde. Partey. Şimdi Martinelli. Geldik kenardan. Martinelli bıraktı. Yaptık ortayı. Ödegaard vuracak. Koulibaly. Uzun boylu ve iyi stoper. Çıkıyor topa. Gertrude'yi de engelliyor. Oğlum öyle niye atıyorsun o topu? Lan ne yapıyorsun? Jesus oradan müthiş bıraktı bu arada. Martinelli. Arkadan geldik şimdi. Bir orta. El. Var değil mi? Aynen, el var. Tehlikeli noktadan bu arada orta gelecek şimdi. Orta geldi. Lan kaleci. Saka'nın eline çarpmış.
Saçmalığa bak. Martinelli. Kaçmaya çalışıyoruz. Pasımızı verdik. Oyuna geri. Oynadık. Ödegaard'a bıraktı. Partey Ödegaard'ı düşündü de geçmedi. Aslında güzel paslarla ve daha iyi oynayan taraf biziz. Havertz. Orta geldi. Upamecano. Pulisic. Diego Carlos. Pulisic'e doğru. Maalesef. Chelsea 1-0 önde. 2-3 kişinin arasından müthiş geçti ya. Gol sevincini yapıyor. Şuraya baksana. Abi yapmayın be. İki stoperimiz doymuş. Orta sahalarımız doymuş. 4 kişinin arasından geçiyor. Ramsdale'da zaten terse gidiyor. Yapabileceği bir şey yok. Aşırı yakın pozisyon. Maalesef. 1-0. Osimhen. Biz de o top sal. Al şunu. Al dur. Oha geçtik. Verdik. Ya, çok geç kaldık ama hızlı gitmemiz gerekiyordu. Mecbur. Yine engelledik. Onu engelleyemedik. Ortayı kapatıyoruz. Kestik de ilk yarı bitti. Aslında penaltılar kalmasını istemiyorum bir yandan. Çok heyecanlı oluyor, güzel oluyor böyle. Ama işimizi şansa bırakmayalım. Kazanıp geçelim. 45 dakikada haydi takım. 1-0'dan geri dönüş. Karşımızda olan rakipler bunu yapıyor. Hocam ayağımızı aldı. Ayağımızı aldı. Sen şöyle bir sarı kart göster. Ama orada bir çalımı yedi oturdu aşağı. Evet izletin. Hop. Ayağı bir aldı orada. Ufaktan. Yine geldik. Adeta bir kanat gibi oynuyoruz şu an. Yaptı ortayı Fernandes. Arka tarafa doğru Koulibaly'yi. Partey indirdi. Martinelli. Jesus. Penaltı mı? Serbest vuruş. Osimhen. Pasını verdi. Topu kesiyoruz. Bukayo Saka. Hocam yine faul var. Çok faulle oynamaya başladılar. Bir yediremiyorlar sanki. Dur bakalım dur. Bekleyin. Al sen şunu. Ver bir daha geri. Martinelli bıraktı. Fernandez'i bırakıyor. Jesus geçemedi. Başka çaremiz çok kalmıyor artık. Çok hızlı atak üstüne atak yapmamız lazım şu an. Bezdirmemiz lazım onları. Kanadı savun. Oo kötü geldiler. Bizim için çok kötü geldiler. Şut geldi Ramsdale. Pas verse daha kötü olurdu bu arada. Neyse şut denedi. Kay lan. Gerçi geçti artık. 20 dakika 10 kişi oynasa ne olacak? 20 dakika kaldı. Hadi bir gol be takım. Arteta. Ultra ofansif al artık. Ultra ofansif al artık. Gol yiyoruz. Orta geldi. Sakın. Araujo. Biz gol atmayı beklerken adamlar ikinci gol attı. Araujo. Bu arada ben pozisyonu out sandım ama cornermiş. Cornerden de işte iki kişinin arasından Fernandez de az kalsın kafa vuracakmış. Dur bakayım. Hadi lan. Vuramamış ya. Azıcık dokunsa gerçi çok sert geldi. Dokunamazdık ona. Dokunsak bile yine de içeri doğru giderdi. Ultra fans ve şimdi aldı. Fernandez golü çıkarttı. Golü çıkarttı akın akın geliyorlar. Chelsea o kadar fazla baskı kurdu ki. Çizgiden top çıkardık. Arada kaynamasın. Dembele. Taç. Haydi oğlum, haydi oğlum. Ultra ofansif takım. Yardırın takım. Yardırın takım. Fernandez, müthiş müdahale. Çabuk. Şunun üstüne bir gol. Jesus. Pası verdi. Abi şaka mı yapıyorsunuz? Hoş. Yetişmeye çalışıyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Geldik. Üstüne bas. Upamecano. Taç. Değil mi? Evet. 8 dakika var. Hadi uzatmalarla 10 dakika de. Tamam mı? Gerçi zaten birkaç dakika gitti. 2 gol lazım. Taç bizim. Aynen. Taçı aldık. Hemen çok çabuk. Çok çabuk. Çabuk. Koş.
Koş. Haydi Fernandez. Gördük. Gördük, bıraktık. Jesus vurdu. Lan niye vurdun? Arkamdan Ödegaard geliyordu. Orta geldi Koulibaly. Koulibaly bütün ortaları zaten geçilmiyor ki. Hepsini engelledi. Onu kesmemiz gerekiyor. Yeni girmiş oyuna lan, yere düştük. Müdahale yapalım derken yere düştük ama maç bitmek üzere zaten. Gol yesek bile bir anlamı yok. Gol atamadıktan sonra maç bitiyor. 2-0 kaybediyoruz. Çizgiden top çıkardık. Ortalar açtık. Maalesef yapamadık. İlk yarı daha üstün oynamıştık. Chelsea bir şey yapamamıştı. Hani golü yesek bile iyi oynuyorduk. Paslarla falan gelmeye çalışıyorduk ama kupayı onlar kazanıyor. Moral bozmayalım. Önümüzde FA Cup var. Premier League var. Puan farkını eritmemiz gerekiyor. Önümüze bakalım. Böyle geçince... Ha, dümdüz geçiyormuş lan. Belki de kupa animasyonunda geçiyordur da. Gerek yok, zaten biz kazanmadık. 8.5 ratingle maçın oyuncusu Fernandez. İkinci yarıda zaten hiç varlık gösteremedik. Hep savunmadaydık. Bir ara akın akın geldiler. Kupayı da kazanıyorlar. Chelsea 2-0 Arsenal. Başka? Premier Lig'de bir şey var. Oyun oyuncuları. Şimdi bir başka kupa. FA Cup maçı geldi. FA Cup önemli. Bak bu kupayı alalım. Sonun alt turu. Rakip Aston Villa. Biraz daha düşük bir rakip. Kolo Muani var. Danny Ings var. Zakani. Onun haricinde çok da tanıdığım oyuncular yok. Takımımız aynı. Ödegaard 89 olmuş. Saka 89 olmuş. Stoper attığımız da bu arada bayağı bir atlıyor. Şuradan bir çeyrek finale gidelim. Aa, Mings bırakıyormuş. Kaptan. Of, yine alevler eşiğinde. Bir başka kupa. Villa Park diyor da. Niye öyle? Tarafsız olması gerekmiyor mu? Gerçi yok, tarafsız değil. Tabii doğru. O yansıma ne kadar güzel lan. Of, alevlerle çıktık stadyuma. Sahaya daha doğrusu. Maç onlar başlıyorlar. Kolo Muani'ye dikkat. 10 numara bizde. Yapış 10 numaraya. Yapış. Geçirmek yok. Müdahale geldi. Fernandez'den müdahale. Ketelare. Fernandez. Gördü şimdi. Ver, kaça girdik. Ver. Al orta. Saka'ya doğru. Florentino. 10 numaraları bizde. Oğlum niye öyle oynuyorsun ki? İstemedik. Tehlikeli bir yerde oynadı onu. Yalnız geldik. Ver kaç. Kaç Martinelli. Kaç. Bekledik. Al şimdi. Martinelli, o da bıraktı. Partey de bırakıyor. Saka vurdu. Penaltı yok. Yalnız bir tık kötü yakalandık. Haydi Fernandez. İşte bu. Geçiştirmedik oradan. Al. Partey. Martinelli. Fernandez gördü. Bir ileri bir geri. Lan. Kayıp alırız belki dedim de. Olduğumuz yere yıkıldık. Sotil. Ketelare. Kaç bizim. Hedef çeyrek final takım. Tabii ki yakın hedef. Esas büyük hedef kupayı kazanmak. O bomboş. Martinelli. Offside da yok. 1-0 öne geçiyoruz. Tam hedef çeyrek final dedik. Çeyrek finale doğru bir adım daha yakınlaşmış olduk. Attığımız ilk golle. O da hemen Arteta'ya doğru koşuyor. Yalnız ne kadar hızlı koştu lan. Arkasında koşan oyuncular kaç metre boşluk oluştu. Kaptırdı gidiyor böyle golle heyecanıyla. Çok iyi kaçmış. 29 numarayı uyutmuş orada. Saka ne yapacak? Keşke geri verseydi taç. Biraz böyle dışarıda bekliyoruz. Gör burayı. İçeri vermeyi düşündü. Martinelli. Out. Kaç. Al şunu. O nasıl çıktı lan ileri? Çok hızlı koştu Fernandez. Geliyor. Geliyor. Arapasını atacaktı. Arapasını geçirseydi net goldü. Son ana kadar o yüzden bekledi zaten. Kendimizi şut çekmesine çok gerek yok da.
Önemli olan takımı gol attırmak. Ödegaard. Pası verdik ama çok kötü pas. Hatamızı telaf ettik. Hatta takımı ileri çıkartıyoruz. Al. Geçti o top. Keterare. Dümdüz bekledi ve kaybetti. Hemen geri koşuyoruz. Dikkat. Pomecano. Ödegaard. Fernandes gördü. Fernandes. Arkaya açtılar. Ya elini açtılar, o yüzden verdik. Bizde kalmadı mı o? Yok, kaldı, faul. Beketelare kaldırıyor. Penaltı. 45 artı 1'de penaltı kazanıyoruz. Ne olduğunu anlamadım bile bu arada. Nix penaltı yaptırmış. Ha, yumruklamış topu. Eline çarptığı için penaltı kazandık. Saka topun başında. At şunu, iyice rahatlayalım. Bukayo Saka. Kaleci kurtardı. Bir dakika lan. Devamında gol olur mu? Bitirecek değil mi? Evet. İlk yarı sona erdi. Keşke atabilseydi. Taylor. İyi savunmamız lazım. Bak buradan kaçabilir. Buradan kaçmaya çalışacak Fernandes. Müdahalemizi yaptık. Şimdi hemen ileri çıkıyoruz. Pası da verdik. Gör burayı, gör. Bomboşuz. Oha. Oha, nasıl attın onu ya? 10 numara. Öyle kolay geçemezsin. Ne oluyor lan? Bir anda 3-4 oyuncu birden bastırdılar. Getelare. Kanattayız. Bomboş bekliyoruz. Bomboş bekliyoruz. Fernandes. Aldı topu. Yaptı ortayı. Getelare'ye doğru. Değişik bir kontrol aldı bu arada. Adamın üstünden falan aşırdı ayağını. Gertrude'yi da geçiremedi. Pavlović. Top çarptı. Pavlović. Florentino. Kaçırma. Oh! Golü önlemeye çalışırken elimize çarpıyor. Bu arada çok iyi yer tuttuk orada. Adamın da tam vuruş açısına doğru geçti Fernandes. Eline çarpıyor maalesef. Net penaltı. Bu arada elimize çarpmasa bence net goldü o. Çünkü elimize çarptığı halde Ramsdale biraz böyle zorlanarak tuttu gibi geldi. Hadi Ramsdale. Bizim Saka'nın attığı penaltı gibi aynı yere vurdular. Ramsdale çıkartıyor. Oh be. Uf, yalnız. Bu maç müdahalelerimiz çok güzel. Ama onu indiremedik. İstememiştik ya. Gör. Kaç. Al şunu. Boş Fernandes. Geldik. Bir orta. Bukayo Saka alan son anda Sosa. Ne güzel orta açmıştık, adam şut çekecekti. Ratesi. Geldik. Yaptık ortamızı. Yerden verdik. Keşke şut çekseydim be Jesus. Yok, Jesus değil mi o? Jesus, evet. Florentino. Ödegaard. Getelare. İleri fırlayacaktık. Ya o top kaybı çok kötü oldu ama. Bir dakika. Jesus koşuyordu. Bizde. Aldık onu. İstediğimiz olmadı. Gestreiden. Kaçırmıyoruz. Kapatıyoruz orayı. Kapatıyoruz. Kanattan geliyorlar. Hayır, sen açılma. Abi sen niye açılıyorsun? Riske atmaya gerek yok. Oyna. Oğlum çok iyi çıktık lan. Çok iyi çıktık. Wings. Son ana kadar bekledik. Top yine bizde. Artık son dakikalar. Kaç. Fernandes. Yaptı ortayı. Saka'ya doğru. Bukayo Saka, o da bırakıyor. Kimse yok. Aman, hiç öyle sürprize falan gerek yok. Son bir gole hiç gerek yok. Hocam bitir artık. Bakayım. 1-0 galibiyet alıyoruz Martinelli'nin attığı golle birlikte. Artık çeyrek finaldeyiz. FA Cup'da tabii kazanmak istiyoruz. Şimdi çeyrek finaldeki rakip önemli. Kimler kalmış ona bakalım. Yine maçın oyuncusu Matias Fernandes.
8.4 ile. Beklediğim kadar kolay geçmedi. Hangi takımlar kalmış ona bakalım. FA Cup'ta maçın oyuncusuyuz. Port Vale. Gerçi bu tekrar mı olacak? Rövanşı var galiba. Middlesbrough, Brighton. United, bir de City. Onun haricinde hiç böyle büyük takım yok. Bir dakika, Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi ben yok sanıyordum. 12 Mart'ta son 16 tur maçları geldi. Ben bunları yok sanıyordum. Hani bakmıştık ya, Şubat'ta Mart'ta falan hiç maç yoktu. Kurallar çekildikten sonra o şeyler oynuyor. Düşen takımlarla işte 3. olan takımlar, pardon, 2. olan takımlar falan oynuyor ya, grup ikincileri. Onların oynadıkları maçtan sonra kurallar çekildi. Daha yeni çekildi. Olympic Lyon geldi. Şimdi o zaman şeye de bakalım. Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var? FA Cup çeyrek finalde City gelmiş. Sonraki bölüm. 2 tane Lyon maçı. Rövanşlı maçlar. City ve Chelsea maçımız olacak. Hemen şeye bakalım. Avrupa Ligi'nde. Şurada. Barcelona, Marsilya. Sevilla, Chelsea. Rennes, Reims. O ne lan? 2 tane Fransız takımı. Tottenham. Genk büyük ihtimalle elenir. City geçer. Lazio, Leverkusen, Napoli. Bizden başka 5 tane büyük takım var. Bakalım. Orası da tabii sıkıntılı olacak. 10 puanları var. Ben bunu şeyden sonra yaparım. Videodan sonra hallederim. Bu maçı yenmemiz gerekiyor çünkü. Son bir kez puan durumuna bakalım. Maç eksiğimiz var. 10 puan. Yine aynı. 7 puan fark var. Bu maçı yenersek. Sonraki bölüm. Ligde Chelsea'ye karşı oynayacağız bu arada. Puanlarımız neredeyse aynı. 1 puan önümüzdeler. Onları yenmemiz lazım. Burada kalsın. Sonraki bölüm. Sıkıntılı maçlar bizleri bekliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanal abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.